Ve günün ikinci maçında OFC Kemer'de kırmızı köşe İbrahim Aslan Sezer. Mavi köşe İlyas Dursun. Sporcumuz 22 yaşında, 1.80 boyunda. Evet, Asil Fight Kulüp sporcusu, antrenör Mehmet Çöktaş. Profesyonel hayatında 7 maça çıkmış, 5'ini kazanmış ve rakiplerini 3 kez nakavt etmiş. İbrahim Aslan Sezer. Rakibi, Mavi Köşe. Kazakistan'dan geliyor, 22 yaşında, 1.73 boyunda. Evet, profesyonelde ilk maçı, amatörde 7 maça çıkmış, 7'sini de kazanmış ve rakiplerini bir kez nakavt etmiş. Runner Fight Kulüp sporcusu, antrenör Halil Amir, İlyas Dursun. En sevdiğim spor salonlar bir MMA karşılaşması, evet. 5 dakika üzerinden 3 round şeklinde devam edecek. Hakeminiz uluslararası. Hakeminiz Sayın Nevzat Toprak. Evet sayın seyirciler, ekran başındaki seyircilerimiz. Şu anda muhteşem bir MMA maçı izlemek için ekran başındayız. İki sporcu da MMA hayatında 5-6 yıllık bir sporcu. İbrahim Aslan Sezer aynı zamanda benim sporcum. Antalya Asil Fight Kulüp antrenörünü ben yapmaktayım. İlyas Dursun ise Runner Fight Kulüp öğrencisi. Antrenörü Okay Koşar ve Halil Amir. Gecenin köşesinde de Mir Celal MMA'nin güzel sporcularından Azeri kardeşimiz de köşesinde. Her iki sporcuya da başarılar diliyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. Evet. İki sporcu da evet tekmeyle başladı. Yere alma çabasında
İbrahim Aslan Sezer diz yokluyor. Evet, çok sert bitecek gibi bir, evet, tek down'la yeri alıyor İllas İbrahim'i. Evet, İbrahim kontrol etme aşamasında. Bu arada yerde vurmalar var. Kol kontrolünde İbrahim. Bir üçgen girişiminde mi diyorum? Triangle girişine girecek sanki İbrahim. Evet, İlyas'ı kontrol ediyor. Üste olan MMA'de avantajlı. İlyas rakibin gardında şu anda. MMA'de yerde olan sporcu gardında kontrol ediyor İbrahim İlyas'ı. Evet, triangle girişiminde İbrahim. Evet, bir mount'a dönebilecek mi? Arayış içerisinde İlyas ise rakibin side kontrolü, yani yan kontrolüne geçme çabasında görünüyor. Evet, yarım gardta şu anda, yarım gardın içerisinden çıkabilirse İlyas avantajlı pozisyona geçecek. Evet, hakemimiz yerde bir puan olmadığı için iki sporcu ayağa kaldırıyor ve ayakta devam etmesini istiyor. Evet, bir sağ kroşe geliyor İbrahim'den. Devam ediyor. Güzel. Evet, bir diz arayışı. Evet, tekrar İlyas'tan bir takedown ama giyotine girdi. İbrahim giyotine alıyor ama İlyas side kontrole girerse çok avantajlı bir pozisyon oluşturacak kendisine. Yer aldı. Evet, İbrahim kontrol ediyor. Side kontrol. Evet. İlyas şu anda mount kontrole geçti. Yani üst kontrol. Rakibin üstüne geçti. Avantajlı bir pozisyon oluşturuyor. Ancak oradan çıkabilirse. Evet, maç aynı pozisyondan devam edecek. Rakip mount'taydı. Evet, bu pozisyonda İbrahim döner pozisyonda kalmıştı en son. Evet, İbrahim bu pozisyondan çıkmaya çalışıyor. Çok güzel. İlyas da evet dizlerle yokluyor. Evet, tekrar diz. Çok güzel. Dizleri devam ediyor. Etkin diz vurursa avantajlı konuma düşüyor. Evet, kroki. İbrahim şu anda kroki durumda. Sol kroşeydi. Evet, MMA'de 5 dakikayı çıkartmak çok zordur. Rakibi düşürmeye çalışıyor ve kontrolde tutmaya çalışıyor gardında. İlyas yumruk vurarak açmaya çalışıyor rakibi İbrahim'i. Evet, maç ortaya gelmesi lazım. Pozisyon bittiği için aynı pozisyonda devam edecek. Ringin ortasına alacak hakem ve ringin ortasına tekrar devam edecek. MMA kurallarına göre kaldığı yerde, başladığı yerde maç aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Evet, rakibi kontrolde tutmaya çalışıyor gardında. Üstte olan sporcu her zaman avantajlı. Evet, aslında İbrahim için de, rakibi için de güzel bir pozisyon var değerlendirebilirse. Evet, armbar pozisyonu. Pozisyonu alabilirse ve kaçırdı İbrahim. Rakibin dişliği çıktı İlyas'ın, mavi köşenin. Ve dişliğini ağzına katıyor. Evet, İbrahim dengesini bozarak rakibin altından çıkmaya çalışıyor. Evet.
Evet, pozisyon devam etmezse bir 10 saniye daha hakem maçı ayakta devam ettirecek. Evet, üçgen pozisyonu ve 10 saniye. Son 10 saniye round'un bitmesine. Bu round İlyas yere alarak biraz daha avantajlı durumda gözüküyor İbrahim'e göre. Birinci round sona. Evet, ilk round güzel bir MMA maçı izledik. Daha çok yerde devam eden bir maç. Ayakta İbrahim'in biraz daha etkin dizlerini ve vuruşlarını gördük. Ancak İlyas biraz daha yerde avantajlı pozisyonda. Üç kez yere aldı. MMA kurallarında yere almak daha zor olduğu için yere alan sporcu her zaman avantajlı durumda. Evet, maçımız ikinci round'dan devam ediyor. MMA maçı. Her iki sporcu kontrollü. İbrahim Aslan Sezer high kick arayışında. İlyas take down. Tekrar yere alıyor İlyas. Evet, İlyas yerde vurma çabasında. Evet, triangle arayışı tekrar İbrahim'den. Evet, İbrahim üçgen arayışına giriyor. Triangle arayışına. Evet. Alttan vurmayı deniyor. Evet, çok İbrahim alttayken kendini avantajlı pozisyona düşürdü. Evet, her iki sporcu kontrollü, enerjisini kontrollü harcayarak maçın devam etmesini sağlıyor. Boşluk buldukça da boks ve dizlerle çıkartmaya çalışıyor. İlyas ise rakibin gardından çıkmaya çalışıyor. Side kontrole geçip rakibi kontrolde tutmak için gardından çıkmaya çalışıyor. İbrahim ise onu yarım gardta tutmak peşinde. Evet, tekrar gardını aldı. Daha güvenli bir alttaki sporcu için. Rakibi iki ayağının ortasına almak, rakibin gardı demek. O gardda tutarsa daha güvenli bir pozisyonda kalıyor kendisi için. Evet, kollarını kontrol ediyor rakibi. Evet, her iki sporcu aynı pozisyonda mücadele esnasında ama çok pozisyon var. Sporcularımız maçın adrenalinden ya düşünmekte zorlanır. Evet, üçgende çok güzel bir pozisyon. İbrahim bekledi bekledi ve doğru pozisyonda. Evet, rakibi tekrar kaçırdı rakibini. Evet, bir armbar girişiminde mi acaba İbrahim diyeceğim. Evet. İlyas rakibine daha çok dirsek vurdu. Dirsek kurallarda yok ancak elimi kaydı tam göremedim.
Rakibi gardında sıkarak yormaya çalışıyor. Evet. Evet, pozisyon. Pozisyon, güzel bir pozisyon yakalamıştı ama İbrahim Aslan Sezer kaçırdı. İlyas avantajlı pozisyonda hala. Eğer rakibin saytına ya da mount'una geçebilirse daha avantajlı olabilir. Her iki sporcu da artık ikinci round'un sonuna yaklaşıyoruz. Bu round üstte olan sporcu her zaman avantajlı pozisyonda. Tabi MMA'de son saniyesine kadar maçın ne olacağı belli olmuyor. Maç o yüzden şu anda ringin ortasında devam ediyor. Evet, kaldığı yerden devam ediyor pozisyon. İlyas kalkıp rakibe vurma ve çıkma aşamasında, İbrahim ise onu kontrol ederek o pozisyondan çıkma ya da kendini avantaja çevirme aşamasında devam ediyor maç. Maçın orta hakemi bu arada MMA Federasyonumuzdan Nevzat Toprak maçı çok dikkatli bir şekilde yönetiyor. Evet, son 10 saniye gongu geldi hakemlerimizden. Maçın son 10 saniyesi ve roundumuz bitti. İkinci round'un üstünlüğü biraz ortada gibi. Ancak yeri alan kısım İlyas olduğu için MMA'de İlyas biraz daha avantajlı görünüyor. Kontrolde tutan, yarım gardta ve rakibi gardında tutan İbrahim kendini avantaja çeviremedi. Evet, roundumuz bitti, sporcularımız hazır. Şimdi MMA'de son roundumuz MMA'de 3. round ve bu round maçın kazananını belirleyecek. İlk 2 round biraz sanki İlyas bir tık daha avantajlı görünüyor. Üçüncü ve son round. İbrahim Aslan Sezer ve İlyas Dursun maçı. Evet, bu round ayakta her iki sporcu devam ediyor. Evet, gayet dengeli bir maç, dengeli bir rakip. Evet, İlyas tekrar takedown'a girdi. İbrahim giyotunu aldı rakibi. Eğer tutabilirse giyotunda avantajlı olabilir. Ancak rakip oradan kurtuldu. Şu anda rakibi gardında tutuyor. Evet, rakibi sıkarak kondisyonunu etkilemeye çalışıyor İbrahim ayaklarıyla, gardıyla. Diğer rakip de altından çıkarak bir armbar girişiminde mi acaba diyeceğim. Evet, yine rakibi üçgen almaya çalışıyor. Evet, İlyas rakibin hala gardın içinde çıkma çabasında ama İbrahim de onu ısrarla gardında tutmaya çalışıyor. Pozisyon devam etmese orta hakemimiz
Nevzat Toprak maçı ayakta devam ettirecek. Pozisyon oluşsa maç devam ediyor. Evet, her iki sporcu. Evet, sporcunun gözüne parmağı mı geldi tam şey pozisyonu göremedim. Hakem ayağa kaldırdı her iki sporcu. Ayakta devam ediyor. Evet. Evet, tekrar İbrahim bir kontrol aldı sanki. İlyas sol kroşeyle. Evet, İbrahim Aslan Sezer bir kontra alarak maç mavi köşe, hakem kararıyla maç bitti. Kazanan mavi köşe İlyas Dursun oldu. Evet, hakem sporcuları ringin ortasına. Evet, bu arada sporcularımızın ödüllerini vermek üzere Sayın Burhan Genç, Genç İnşaat, El Amir Otel, Sayın Barış Taşı, birazdan hazır olmanın rica ediyorum ödüllerini vermek üzere. Evet, maçın sonucu hakem kararıyla mavi köşe İlyas Dursun.